Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kayınvalidemle birlikte patatesli kıymalı gözlemeler hazırladık. Umarım sizler de tarifimizi dener ve beğenirsiniz. Çok lezzetli ve incecik gözlemeleriniz olacak. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. İlk olarak yarım çay bardağı kadar sıvı yağını derince bir tencereye aldım. Üzerine 3 adet yemeklik olarak doğramış olduğum soğanlarımı ekledim. Biraz tuz ekleyip güzelce kavuruyorum. Soğanlar pembeleşinceye kadar kavuruyorum. Soğanların yumuşadığından ve kavrulduğundan emin olduktan sonra 200 250 gram kadar kıymamı ekleyip güzelce kavuracağım. Kıymayı çok pişirmenize gerek yok. Biraz kavurmanız yeterli olacaktır. Eğer kıymanızın topak topak olmasını istemiyorsanız avucunuza biraz su alın. O kıymanın üzerine atıp güzelce o kıymayı biraz yoğurun daha sonra ekleyin ki topaklanmalar olmasın. Ve daha sonra tuzumu ekliyorum. Soğanın üzerine de eklediğim için biraz da kıymanın üzerine ekledim. Güzelce kavuruyorum biraz daha. Daha sonra bir tatlı kaşığı kadar pul biber ekledim. Sizler damak tadınıza göre ekleyebilirsiniz. İsterseniz başka baharatlar da ekleyebilirsiniz. Güzelce karıştırdıktan sonra önceden haşlamış olduğum 5-6 adet küçük boy patatesimi haşladım, ezdim. Daha sonra onları da ekliyorum. Güzelce karıştırdıktan sonra bunları kenara alıp hamurumun yapımına başlayacağım. Hamuru için Böyle bir 7-8 bardak kadar unu yoğurma kabıma aldım. Ortasını elimle açıyorum. Bir tatlı kaşığı tuzumu ekledim. Azar azar ılık su ilavesi yaparak tuzumu eritiyorum. Tuzum eridikten sonra yoğurmaya devam edeceğim. Azar azar su ilavesi yaparak ele yapışmayan yumuşak bir hamur yoğurmamız gerekiyor. Hamur yoğururken dikkat etmemiz gereken hamuru toparladıktan sonra da en az bir 4-5 dakika kadar hamuru yoğurmanızı tavsiye ediyorum. Hamuru ne kadar yoğurursanız hamurun kıvamı ve lezzeti o kadar güzel olur. Videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadar püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini mutlaka ekleyeceğim. Oradan da bakabilirsiniz. Biz gözleme yapmayı çok severiz. Katmer gözleme bu tarz hamur işlerini benim eşim falan çok sever. Çocuklarım da çok sever. O yüzden sık sık yaparız biz. Sizler de tarifimizi mutlaka deneyin ve yorumlarınızı yapın. İsterseniz bu tarifi mayalı olarak da hazırlayabilirsiniz. Ama bu şekilde yaparsanız hem daha hızlı hem daha pratik hem de daha hafif oluyor. Biz genelde bunu yazın yazlıkta yapıyoruz. Bugünlerde de hava biraz sıcak olduğu için yazlığa kaçtık. Kayınvalidemle birlikte Yapalım dedik hem yayınlarız Hem de afiyetle yeriz dedik O yüzden hazırladık Hamurumu hazırladıktan sonra bir 15 dakika kadar dinlendirdikten sonra Hemen portakal büyüklüğünde bezelerimi hazırlıyorum Ben portakal büyüklüğünde bezeler dedim ama Ben normalde şu büyük pizza tavaları var Onları da pişireceğim. siz normal ev tavasında pişirecekseniz cevizden biraz daha büyük parçalar koparıp bezelerinizi o şekilde de hazırlayabilirsiniz. Ben bezelerimin hepsini hazırladım. Bezeleri dinlendirmeden hemen bezeleri biraz çay tabağından biraz daha büyük olacak şekilde elimle açıyorum. Daha sonra içine iç harcını koyup bir parça daha aynı şekilde açıp onu da kapatıyorum. Videoda görüldüğü gibi. Hemen iki tane bezemi bu şekilde açıyorum. Hemen içerisine büyükçe bir kaşık iç harcından koyuyorum. Daha sonra diğer açmış olduğum bezeyi içerisine kapatıyorum. Elimle biraz düzeltiyorum. Üzerini kapattıktan sonra kenarlarına biraz bastırıyorum ki kenarlardan iç harç çıkmasın. ve bu şekilde kenar alıyorum. Hepsini bu şekilde hazırladıktan sonra ilk hazırlamış olduğumdan başlayarak güzelce açacağım. Hemen bir tane daha hazırlıyorum sizler için. İstediğim boyutta açtım. İçerisine iç harcını koydum. İç harcını elimle biraz düzeltiyorum. Kenarlarına da gelecek şekilde daha sonra diğer açmış olduğum bezi üzerine kapatıyorum kenarlardan birleştiriyorum Bu şekilde bunları kenara alıyorum Daha sonra e, Tavamın Büyüklüğüne göre açacağım Önlü arkalı olacak şekilde az yağ sürdüğüm tavada Güzelce kızartacağım İsterseniz tamamen Yağsız olarak da pişirebilirsiniz Hamuru tavamızın büyüklüğüne göre açtık. Daha sonra kayınvalidem eliyle kenarlardan düzeltiyor. Tam tavayı kaplayacak şekilde düzelttik. Daha sonra bu şekilde biraz kızartacağız. Üzerine de biraz yağ gezdiriyoruz biz. Sizler isterseniz dediğim gibi yağsız olarak da yapabilirsiniz. Ya sürdükten sonra hemen altı kızardı. Hemen çeviriyorum hamurumu. E, bu şekilde öbür tarafını da pişirdikten sonra e, tavamdan alıyorum. E, bütün hazırlamış olduğum hamurları hepsini bu şekilde pişiriyorum. Gözlemelerimiz çok güzel pişti ve çok güzel oldular. İncecik oldular. E, videonun ilerleyen dakikalarında ne kadar ince olduğunu da sizlere göstereceğim bir videonun daha sonuna gelmek üzereyiz. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, bana destek olmak için kanalıma abone olmayı, zil bildirimlerini açmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte, başka bir videoda görüşmek üzere hoşça kalın. Allah'a emanet olun.